Kanalıma ve evime tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Nilhan'la babaannesi ve dedesi parka gittiler. Hemen şu aşağıya. Ben de börek yapacağım bugün. Bir de ıslak kek çekiyorum. Ne zamandır canım. Dün gece oturdum bir sürü kek tarifi baktım. Her zamanki gibi Nefsi Yemek tariflerinin kek tarifini deneyeceğim. Merak ediyorum. Bu arada ben şunu fark ettim. Evlendiğimden beri hiç ıslak kek yapmamışım. Çok garip. Böyle normal kek pişer bizim evde. Onun dışında böyle çok fazla kek pişirmiyoruz. Şimdi ıslak kek yapacağım ama biraz şöyle, bu arada hava bulutluydu. Şimdi güneş çıktı gördüğünüz gibi. Yufkalarım çok iyi olmamakla beraber ben bu böreği soslamadan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi margarin erittim. Yaklaşık 200 gram margarin erittim. Sonrasında bu böreği soslamadığım için dilimleyip tereyağı diyorum margarini üstüne ekliyorum. Sonrasında maden suyu ve yumurtayı çırpıp onu da üstüne koyacağım. Çok lezzetli çıtır çıtır bir börek oluyor. Yağ ağır gelir derseniz biraz daha az miktarda koyabilirsiniz. Ama az koyduğunuz zaman da aynı lezzeti vermiyor. Bayağı bir denedim çünkü.
kez yapmama rağmen ıslak kek gerçekten çok güzeldi. Keserken yalnız biraz yamuk kestim. Çünkü sağ elimle kesmişim. Biliyorsunuz ben solağım. Dedim bunlar niye bu kadar yamuk? Sonra baktım elim sağ elimde bıçak. Sonra direkt değiştirdim. Tabii yamuk yumuk oldu ama dilimler düzgündü. Tadı bu arada muhteşem. Şekeri biraz az gibi gelmişti ama üstünde de şeker koyduğum için sosuna böyle birbirini tamamlamış. Keki az şekerli, yani hafif bir tarif olmuş. Bazı ıslak kekler böyle çok ağır oluyor ama bu güzeldi. Börek de bu arada çok güzel çıtır çıtır pişti. Sonrasında kayınvalidem de böreğin yanına kısır yaptı. Biz bunları böyle 5 çayı gibi yedik. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar ikinci günden merhaba. Ben uyandım. Yatağımı topladım. Bugün ilk defa topladım bu arada. Ondan sonra odamı havalandırdım. Çamaşırlarımı makineye attım. Siyahlar yıkanıyor şu an. Sonrasında kurutmaya geçireceğim. Ben buraya bütün masanın haline bakar mısınız? Süngeri falan çıkmış. Onu düzelteceğim. Ondan sonra şurada askılık falan var. Bir de şifonyerin aynasını sökmüştük biz. O var. Ona şimdilik oraya koydum. O ya çöpe gidecek ya satılacak ya atılacak. Öyle bir şey olacak yani. Benim işim bugün hop burayla. Burayı size daha önce göstermemiştim. Burası benim ebeveyn banyom. Ve burada kesinlikle şey yok. Yani klozet, lavabo yok. Sadece şu sepetin arkasında şu an görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle çekeyim bunu. Böyle bir duş yeri yapmışlar. Biz de bir duş için burayı kirletmeyelim. Burayı böyle ardi olarak kullanalım dedik. Yalnız ben işler çabuk bitsin diye kimisini düzenli koydum, kimisini düzensiz koydum. Hatta geçen gün balkonda duran şu minderlerimi falan buraya yıkadım, buraya getirdim. Yani şunun altında Nilhan oyuncakları falan var. Kayınvalideme dedim sizin Nilhan'a bakarken ben şunları yapayım. Bir daha burayı ben yapamam. Çünkü burada Nilhan'ın oyuncakları çok fazla. Yalnız şöyle bir şey düşündüm. Şu beyaz dolabı acaba şuraya getirsem nasıl olur diye düşündüm. Burada da sıkıntı şu. Çamaşır makinesinin kapağı bu tarafa doğru açılıyor. Kurutma makinesinin kapağı bu tarafa doğru açılıyor. Bunu engeller mi diye düşündüm. Bir bakacağım. Ondan sonra bir düzen yaptıktan sonra size de gösteririm. Kapının arkasında bir şey yok. Sadece şurada. Eski ayakkabılığımı da buraya koymak zorunda kaldım. Çünkü apartmanın kendi ayakkabılığı var. Bir de vestiyer var. Bunu da oraya koymadım. O şu anda burada. Onun içinde de gene böyle şeylerim var. Güzelce sildim. Banyo paspaslarını falan koydum. Yani bakalım burası nasıl olacak. Burada kovalarım falan var. İşte villadalarım. Şunlar bunlar. Yastık yorganımın sığmayanı buraya koydum. Yastık yorganların geri kalanı şurada. Yani buraya bir düzen vermem lazım. Çek düzen. Hadi o zaman başlayayım ben. Yaparken çekemeyebilirim çünkü alan çok dar. Ama size son halini göstermeye çalışırım. Arkadaşlar dolapları bu şekilde konumlandırdım. Burada iki tane koli vardı. Onları da şu çekmecelere yerleştirdim. Raflara diyeyim daha doğrusu. Ondan sonra şunun içinde ne ararsanız var. Şurada deterjanlarım var. Dediğim gibi yol ortasından kalktılar. Burada da böyle neresin benim seccade falan filan var. Şu Nilhan oyuncaklarına bir çözüm bulmam lazım. Onlar şu an çok dağınık duruyor. Ve burada durması gerekenler var. Bir de şuraya süpürge gelecek şimdi. Yani burası bu şekilde oldu. Ama dışarıya bir sürü eşya kaldı. Şimdi şöyle göstereyim. Minderler, halı, bavul, bir tane hurç. Şu koliler boşaldı. Şurada bir tane gene hurç var. Şimdi bir de onların çaresine bakacağım. Ama burada olması gerekenler bu kadar diye düşünüyorum. Yani belki şunları da dediğim gibi Nilhan'ın dolabının bir kısmı boş. Oraya koyabilirim. Ya da kutularından ayıklayıp zaten bir kısmını satacağım. Onlardan da kurtulmuş olacağım. Arkadaşlar şimdi vakumlu olacağı şöyle bazanın altındaki battaniyeleri koydum. Çünkü çok yer kaplıyordu. Baza kapanmıyordu. Şöyle yastıklarım da var. Onları da yine koyacağım. Nilhan ne yapıyor? Şimdi burayı vakumlayayım. Çok pratik oluyor böyle bu bir de şey çantalı.
Ben de kahvaltıdan sonra daha sofrayı toplamadım. Sofrayı toplayacağım. Sonrasında şöyle bir kendime bakayım diyorum. Kendimi saldım iyice. Ojelerim falan yeni sürmüştüm ama onlar yine çıktı. Bu arada dün böyle yanlış et çıkarmışız. Kuşbaşı diye. Onları da şey yaptık, ızgarada, döküm tavada pişirdik. Böyle zeytinyağıyla falan marine ettik, beklettik ama onlar çok sert olmuştu. Tabii evde böyle ızgara pişmiş gibi, mangal yapmışız gibi bir koku. Dün gece yerlere falan da sıçramış, fayanslar kayıyordu. Oturdum dün akşam elimle tek tek onları sildim. Böyle bayağı bir şey oldu. Yoruldum yani anlayacağınız. Oralar çok yordu. Yatak odası tam olarak bitmedi. Çünkü vakumurcu bazanın altına koyduğum zaman şöyle bazanın içinde bir tane vida varmış. O da deldi. Tabii bütün yastıklar hop büyüyünce bazanın altı hiç toplanmamış gibi oldu. Artık oraya ya bir vakumlu hurç alacağım ya da aşağıda vakumlu hurçlarım vardı. Onlardan şey yapacağım. Bu arada dip boyam gelmiş. Saçlarımın şuraları bembeyaz. Ne ara oldu bunlar böyle bilmiyorum. Kaç gündür aynaya bakmıyorum onu da bilmiyorum. Artık böyle evi bitireyim kendime bakacağım. Bu arada evde birkaç değişiklik yapmak istiyorum ama şimdi düşünme aşamasındayım. Bir onları halledeceğim. Yani böyle bu ara misafir işte taşınma şu bu derken gerçekten kendimi çok alçalttım. Onun farkındayım. Şimdi diyorum gideyim şöyle ojelerimi sileyim, yeni ojeler süreyim. Ondan sonra şöyle bir maske yapayım. Ne zamandır maske yapmıyorum. Böyle minik minik sivilceler çıkmış yüzümde. Bir onlar temizlensin. Yani hep eve bakmak olmuyor. Biraz da kendimize bakmak lazım. Zaten şu tipi gördükten sonra kesinlikle kendime bakmam gerektiğini biliyorum. Nilhan çok üzüldü babaannelere gidince. Onlarla oynuyordu. Bayağı bir yalnızlık çekiyor bugün. Akşam Hakan dedi ben erken geleceğim. Bir dışarı çıkalım. Öyle deyince ben de dedim artık yani şu tipi düzelteyim dışarı çıkmak için. Şimdi kahvaltı sofrasını kaldıracağım. Sonrasında ev işi falan yapmayacağım. Dediğim gibi sadece nevresimleri attım. Onlar yıkanır, kurur. Sonrasında onları yerine yerleştiririm. Dün çamaşırlarımı bitirdim. Yatak odası dediğim gibi tam toplanmamakla beraber belli bir düzene girdi. En azından ebeveyn banyosu artık üstüme yıkılmıyor. Sonra kayınvalideme birkaç minder vardı. Ondan almıştım. İşte bebek beşiği falan için. Onları geri verdim. Öyle olunca bana yer açıldı. Kendi battaniyelerimi falan vakumladım. Onlarda sıkıntı yok. Bir tanesi kutusuzdu vakumlu hurcum. İşte onu yırttırdık. O yırtılmasaydı bayağı bir düzene girmiş olacaktım. Aslında size de bazaltı düzeni çekecektim. Ama gelin görün ki olmadı ve orada bir düzen yok. Bu arada sadeleşme videosu bekleyen izleyicilerim var. Bir sürü şey atıyorum, biriktirdim. Onları da size çekeceğim zaten. Böyle taşınırken zaten bir detoks uyguladım eve. Onları maalesef taşınırken çekemedim. Çünkü biriktirdikçe iş çıkıyordu. Hakan diyor ki bu ne? O diyorum çekeceğim onu. Burada kalabalık yapıyor. Adam da haklı. Hadi at o zaman falan falan diye diye yani. Öyle kaldı o. Onları gösteremeyeceğim ama hala böyle bir yerleri düzelttikçe bir şeyler çıkıyor. Dün kliyan kılıflarım vardı çok fazla sayıda. Kayınvalideme dedim hani sen alır mısın? Alırsan al yoksa ben onları da çöpe atacağım yani. Çünkü artık kullanmıyorum ve evde kalabalık yapıyor. Sonra benim koltuğumun bir sürü kırlenti var. O kırlentler ilk alındığında böyle iyiydi, güzeldi. Nilhan doğduktan sonra hepsini yere atıyor diye ben o büyük kırlentleri hatta Nilhan doğmadan ikiye bölüp küçük küçük kırlentler yapmıştım. Sonra böyle şey dizim dizim olmasın da işte bir iki tane dursun diye. Ondan sonra onları da Nilhan yere atıyor diye azaltmıştım. Onları da vakumlu hurca koymuşum. İki tane şöyle balkon için büyük minderim var. İki tane diyorum, dört tane. Dün kayınvalidemle dedik kırlentleri ne yapsak? Bu sefer açtık kırlent işlerini. Onları onun içine doldurduk. Tekrar diktik. Onları da ortadan kaldırdık. Yani şöyle bir sadeleşme iyice arttı. Güzel de oluyor. Eşyanın kölesi olmak gerçekten kötü. Sadeleşme videosu diyorum ya gelecek. Şu an biriktirme yapıyorum. Böyle birden şunu atayım falan olmuyor.
neyi kullanmıyorum, neye şey, kıyafetlerde bir yapmıştım sadeleşme önceki taşındığımda. Şimdi tekrar bir gerekiyor. Aslında böyle elime geldikçe ayırıyorum, şunu artık giymiyorum, işte bu artık olmuyor, şu yıpranmış falan filan diye. Nilhan'ın kıyafetlerinde bir şey yaptım. Biraz daha yapmam lazım. Yani böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş olacak inşallah. Bu arada hala camlarımı silemedim. Artık şey bekliyorum. Baharın gelmesini. Bahar gelince. Yani kuş bile videomu sabote ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi Nilhan da sesine geldi ne oluyor diye. İkisi birden artık sabote edecekler. Canım kızım. Açayım annem, bekle. Yani artık camlar dışında evin her yeri temiz diyebilirim. Artık bahar temizliğinde görüşürüz. Çünkü sürekli temizlik yapmak istemiyorum. Çünkü bedenen ve ruhen de yorulmuşum, onu fark ettim. Bizde durumlar böyle. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu arada ıslak kek ve börek muhteşemdi. Kısır da aynı şekilde. Geçen akşam akşam yemeğini o şekilde geçiştirdik. Islak kek ilk defa yapıyordum. Brownie gibi olmuş. Güzeldi, ben beğendim. Nilhan hatta büyük bir tepsi yedi diyebilirim size. Neyse, lafı çok uzatmayayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz şuraya, şöyle şuraya koyacağım. Bir Instagram adresimi koyarım. Oradan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.